Çiftliği'nden herkese merhabalar. Ben Ezgi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hayvanlarımıza yem yapacağız. Samanlarımızı almaya geldik. Şimdi samanlarımızı aldıktan sonra yan bahçeye geçip yemlerimizi yapacağız. Şu altta kaldı. Şu da bizle beraber geliyor. Her zaman böyle fare avlıyor buralarda. Kaç tane oldu? Şuradan bir çekelim de düşsün. Çuçu çekil. Çuçu. Çekil kızım. Bir tane orada vardı. Bunları aldın sen zaten. Evet, samanlarımızı aldık. Şimdi yan bahçeye geçip hayvanlarımıza yem yapmaya devam edeceğiz. Açıkmış her şey. Şimdi önce ineklerimizin yemini yapacağız. Balyalarımızı makineye atıyoruz. Balyalar burada karışırken ben size ineklerimizi göstereyim. İneklerim burada. İki tane ineğim var. Birisi gebe. Diğerinden de süt alıyorum. Bunun ismi Feriha. Ben bunun adını Feriha koydum. Buzağısı da burada kulübede yatıyor. Erkek buzağısı var bir tane. Günlük sütlerimi Feriha'dan sayıyorum. Diğeri de yakın gebe. Şimdi birazdan yemlerimizi dağıtacağız ineklerimize. Burada da içeride bağlı olan işte kurbanlıklarımız var. Kurbanlık hayvanlarımız. Bunlar içeride bağlı. Diğerleri de dışarıda. Bir kısım da dışarıdalar. Hey. Ben bunları götüreyim. Bunları şuraya koyayım mı? Tamam. Sadece saman var burada. Diğer yemleri makineye atmıyoruz. İneklerin önünde karıştırıyoruz. Zaten iki tane olduğu için. Balyaları makinede çekip çuvallıyoruz. Nereye gidiyorsun? İneklerin yemini vermeyelim mi? Önce onların mı? Evet.
Şimdi ineklerimizin yemini verelim. Sizlerle beraber. Samanımızın bir tanesini aldım ben. Tamam, üzerine süt yemi döküyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Sen önündekileri ye. Öndekileri de ye. Hayvanlarımıza sadece yem, saman ve yonca veriyoruz. Bunun dışında daha arpa veriyoruz. Küspe falan hiçbir şekilde erkek danalarımıza da, ineklerimize de, koyunlarımıza da hiçbirine küspe dahi vermiyoruz. Arpa döküyoruz şimdi. Bunu da şöyle bir karıştıralım. Şimdi bu ineğimizi döküyoruz. Sadece yemleri seçmemeleri için biraz şöyle karıştırıyorum. Çok hafif. Bu ineğimize de yine arpa döküyoruz biraz. Dur bakalım. Bunu da biraz karıştıralım. Evet, yoncayı ben şu an dökmüyorum. Süt sağarken önlerine döküyorum. Hem beni rahatsız etmiyorlar hem de kendileri yem yerken ben de o arada süt sağıyorum. Buzağı biraz yani. Şimdi size buzağımızı da göstereyim. Bir dakika anneciğim. Bu ineğimizin buzağısı da burada. Gel bakalım. Ona da yine biraz buzağı büyütme yemi döküyorum. Suyu var. Günde zaten 6 litre süt içiyor. 3 litre sabah, 3 litre de akşam olmak üzere. Yanında da biraz buzağı büyütme yemi ve yonca atıyorum. Diğer zamanlarda da onu yiyor. Şimdi sütünü vermeyeceğim. Süt sağarken, süt sağdıktan sonra ona da biberonla süt içiriyorum. Hayvanlarımızın yemleri burada. Bu tarafı yem deposu olarak kullanıyoruz. Burada zaten hayvanlarımız bağlı. Yem olarak Ankara Yem firmasıyla çalışıyoruz. Yemlerimizi Ankara Yem'den alıyoruz hepsini. Başka firmayla çalışmıyoruz. Ve gayet memnunuz Ankara Yem'den. Şimdi danalarımızın yemlerini yapmaya geçelim. Önce balyalarımızı atıyoruz. Eşim balyaları atarken ben de yem getireyim. Yemler böyle zaten 50 kiloluk çuvallar halinde.
En sevmediğim şey şu yem çuvalını açmak. Hiçbir zaman açamıyorum. 3 yıldır yem çuvalı açmayı öğrenemedim. Yani uğraşmak istemiyorum, öyle kesiyorum. Şuradan açacağım şimdi. Etiketimiz içine kaçmasın. Aynı şekilde kurbanlık danalarımıza da hiçbir şekilde küspe, mısır sılacı gibi şeyler vermiyoruz. Sadece besli yemi, arpa, saman veriyoruz. Besliye girişinde de yoğun. Evet, hayvanlarımız besliye aldığımız ilk 2 ay buna ilave olarak da yonca verdik. Sonrasında yoncayı kesiyoruz. Yani hayvanları boylandırması açısından yonca verdik. Sonrasında yoncayı kesip yine aynı şekilde saman, arpa ve besli yemi olarak devam ediyoruz. Evet, bunu da açabildim. Şuraya koydum. Şimdi biraz arpa atacağım. Yanlış taraftan açıyormuşum. Şurada galiba. Şimdi biraz arpa atacağım. Arpaları daha önceki senelerden elimizde olan çuvallara koyduk. O yüzden çuvallı şekilde. Yazın arpaları sezonunda almıştık. Onları ezme makinesinde ezip çuvallara koyduk. Bu şekilde daha rahat oluyor. Her gün ezmeyle uğraşmak zorunda kalmıyoruz. Şimdi yine biraz daha arpa dökeceğim. Ben maket bıçağını kaybettim. Ha, yere düşmüş. Arpamızı da attık. Şimdi ben yemleri biraz nemlendireceğim. Suyla biraz ıslatıyorum. Hem samanlar tozmasın diye, bayağı tozuyor. Yerken hayvanlara da zararlı olmasın diye. Hem de bir miktar yemlerin samanlara yapışması için. Çok hafif nemlendireceğim. Burada koyunlarımız var. Koyunlarımız da aynı şekilde içeride besliyoruz. Biraz sonra onların yemlerini de göstereceğim. Nasıl yemlediğimi. Dışarı çıkarmıyoruz koyunlarımızı. Çünkü çobanımız olmadığı için içeride bakıyoruz. Meraya çıkarmıyoruz. Evet.
Şimdi biraz yemlerimizi nemlendiriyorum. Islatacağım. Ben şöyle kenarda bekleyeyim. Çok toz oluyor çünkü. Gel. Yavaş yavaş büyümeye başladı kuzularımız da zaten. Geçen sene benim özel olarak baktığım iki tane kuzum vardı. Koyunum vardı pardon. Kuzuyken almıştım. Onları kurbanda kestik. Ağırlık olarak, canlı ağırlık olarak Akkaramam koyun cinsiydi yine. Ağırlığı canlı 130 kiloydu. 80 kiloda kurbanda eti çıktı. Yani ben yarı yarıya bekliyordum ama bayağı bir randımanı yüksek. 80 kilo karkas eti çıkmıştı. Her ne kadar üzülerek kessem de. Tamam. Artık yemlerimiz ıslandı. Çıkalım makinamızın içine. Yemlerimiz şu an karışmak üzere, olmak üzere. Zaten balya olarak atmadığımız için toz zaman hemen zaten çabuk karışıyor yemle beraber. Hani bayağı bir eğer şey olsaydı, balya olsaydı onun biraz küçülmesini bekliyordum. O yüzden bu daha hem basit oluyor hem de samandan daha güzel diyor hayvanlar. Balyadan daha güzel diyorlar samanı. Şöyle biraz makinamızın herhalde dengesinden dolayı şu kenarlarda birikmiş. Şöyle onları itiyorum. 5 dakika karıştıktan sonra da çuvallama işlemine geçeceğiz. Evet, bir tane hayvanımız kaldı. Bunu da verelim. Şimdi az gelenlere. Tamam. Buradaki hayvanlarımızın yemlemesini yaptık. Şimdi dışarıya geçelim. Dışarıdaki hayvanlarımıza yemleri taşırken kolaylık olması açısından arabayla götürüyorum. Şimdi gidelim, bir daha getirelim. Evet, yine buradaki hayvanlarımız da kurbanlık hayvanlarımız. Sabah ve akşam olmak üzere iki sefer yem veriyoruz. Onu içeride az gelmişti, birisinin önüne biraz daha döktüm.
geçmeden şunu da göstereyim. Yemin nemlilik oranını ben bu şekilde ayarlıyorum. Yani böyle sıktığım zaman çiğ köfte gibi olmasını sevmiyorum ben. Çok ıslak oluyor. Yemlerin bu şekilde daha güzel sindirildiğini düşünüyorum. Yani hayvanın kendi işkembesinde sindirmesi bence daha güzel olur. Çok ıslatmıyorum o yüzden. Bu şekilde hafif nemli. Bu şekilde veriyorum. Yani sizler de kendi tercihinize göre verebilirsiniz. Su koyuyor hayvanlara. Ha, bizim küçük aile işletmesi olduğumuz için çocuklar, eşim ve ben hepimiz beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İki tane oğlum var bu arada. Biri 14 yaşında, birisi 9 yaşında. Yıl önce kurmuştuk çiftliğimizi. Bu 3. yılımız oluyor. Olacak inşallah. Bu arada hangi şehirde hayvancılık yaptığımızdan bahsetmedim. Kırıkkale'de hayvancılık yapıyoruz. Ahalı köyünde. Efendim? Çocuğu fare yakalamış. Gelin. Gidelim. Çocuğu tam bir fare avcısı. Ben farelerden çok korkarım. Bu arada ölmüş. Şöyle göstereyim. Çocuğu fare yakalıyor. Bunu alır mısın kürekle? Ben çok korkarım farelerden. Kaçayım en iyisi. Farelerle başımız belada. Bütün yem çuvallarımızın hepsini, yemlerimizin hepsini, çuvalları delip döküyor. Henüz bir çözüm bulamadık. Çözümü olanlar aşağıda yorumlar kısmına yazabilir. Fareleri çözüm bulanlar. Kedi kadar böyle fareler oluyor burada. Böyle baygınlık geçiriyorum hatta fareleri görünce. Küçüklükten beri çok korkarım. En korktuğum hayvan fare. Hep de korktuğum için bana denk geliyor. Bazen böyle yem çuvalını, o son çuvalın altında oluyorlar. Hep böyle yerde bir tane yem çuvalı kalmış oluyor. Son çuvalın altından böyle kocaman bir fare çıkıyor. Tabii ben çığlık çığlığa, çıçı imdadıma yetişiyor tabii. Hepsini öldürüyor hemen. Ne yapıyorsun? Döktürdün. Bak yemiyor dağıtıyor. Niye öyle yapıyorsun? Kendi yemiyor, yanındakilerin yemesine de izin vermiyor. Yaramaz. Her gün bu şekilde işte çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor. Aynı işler, farklı günler diyelim. Sürekli standart. İşte önce yemlerini döküyoruz. Yemlikleri temizliyoruz, yem yapıyoruz, yemlerini döküyoruz. Sularını temizliyoruz, su dolduruyoruz. İçerideki hayvanlarımızın sulukları otomatik, onları doldurmuyoruz da dışarıdakilere işte sürekli batırıyorlar sularını. Temizleyip değiştiriyoruz. Sonra yemlerini verdikten sonra işte yemlerini süpürüyoruz bitirene kadar hayvanlar. Dışarıdakilerinkini. İçeridekiler zaten kendisi yiyor. Öne gitmediği için. Dağılmıyor onlarınki. Sonra işte içerideki hayvanlarımızın altlarını günde sabah akşam temizliyoruz gübrelerini. Buradakileri de haftada bir temizliyoruz. Açıkta olan hayvanlarımızınkini.
şekilde devam ediyor. Şu an herkesin yemi tamam. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok maşallah. Herkes yiyor yemini. Ben şöyle bir yemleri, dağılan yerlerin yemlerini bir süpüreyim. Şekilde süpürüyoruz. Yem bitene kadar. Zaten yaklaşık bir saat içerisinde bütün yemleri bitmiş oluyor. Kedi gelmiş. Kedicik. Bizim kedilerimiz fareleri yakalamıyor nedense. Çocuğu yakalıyor genelde. Kedilerimiz geziyor. Tamam, bu şekilde yemeğimizi ara sıra yine gelip süpürüyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Hayvanlarımız yemlerini yiyecekler, sularını içecekler. Sonra da lambalarını söndüreceğiz. Zaten hava kararmış oluyor. Ara sıra gelip kontrol ediyoruz. Yarım saatte bir, saat başı ya da kameralardan izliyoruz. Bu şekilde yemlememizi yaptık. İneklerimizin yoncalarını verelim. Ben biraz sonra süt sağımı yapacağım. Sağım videomu şimdi çekmeyeceğim. Bir sonraki videomda sütleri nasıl sağdığımı göstereceğim size. Yonca atalım biraz önlerine. Bu şekilde. Yoncayı çok seviyorlar zaten. Evet, hayvanlarımızın yemlemesi bu şekildeydi. Bir sonraki videom zaten süt sağım videosu olacak demiştim. Şimdilik hoşçakalın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Şimdiden iyi seyirler.